bir şefkat sevgi anlayışı esastır. Yani ikinci sınıf insan, üçüncü sınıf insan bakış açısı çirkin. Aklı başında bir insan böyle bir şey yapmaz. Irak'taki, Suriye'deki insanlar tertemiz, müminler, Müslümanlar ama bilgisizler, eğitimsizler. Mehdiyet onları hem eğitecek, hem bilgili hale getirecek, hem sevgiyi, hem aklı, hem kültürü onlara en güzel şekilde öğretmiş olacak inşallah. İnşallah hocam. Ayrıca federasyon, medrasyon falan öyle bir konuda yok. Türkiye büyüyecek dediğimizde Suriye olduğu gibi duracak. Irak'ta olduğu gibi duracak. İlhak yok. Onlar bir aile içerisinde baba oluyor, oğlu oluyor, annesi oluyor, çocuklar oluyor. Ne oluyor? İlhak mı diyorlar? Doğru söylüyorsunuz hocam. Aile. İnşallah. Yani orada bir sevgi bağı, kardeşlik bağı, dostluk bağı, koruyup kollama. Baba oğluna nasıl düşkün olur? Anne oğluna nasıl düşkün olur? Oğul babasına nasıl düşkün olur? Öyle bir düşkünlük ve sevgi olacaktır. Koruyup kollayacaktır. İnsanlar birbirlerine. Barış İnşallah. Ve kardeşlik olacaktır. Onların kafası pek mehdiyete ne diyelim? İşte uygun değil. Yani daha o bilgiyi alacak, o ruhu, o heyecan alacak gibi değil. Materyalist ruhlu, materyalist insan içinde yetiştikleri için o derinliği, o tutkuyu, o sevgiyi bilemiyorlar. Mesela bizim için Suriye'ye birleşmek çok büyük heyecan meselesidir. Suriyeli insanlar, Suriyeli kardeşlerimiz, bir tek orada değil, İsrail'de, Ermenistan'da, hepsi. Hatta Rusya. Güzel kardeşçe bir bağ oluşturacağız, sevgi bağı oluşturacağız. Savaşlar ortadan kalktı mı, barış kardeşlik oldu mu, yahu diyecek insanlar, İslamiyet ne güzelmiş, Müslümanlık ne güzelmiş diyecekler. Ve bütün dünya, bütün insanlar Müslüman olmak için can atacaklar. Konu bu. Karmaşık bir şey yok.